Efendim, yeni yıl yaklaşıyor. Hediyeler dağıtan Noel Baba ise çocukların rüyalarını süslemeye başladı bile. Buyurun izleyelim. Ay Nail, haydi sor sor. Ya hanım boş ver, hiç açmayalım o konuyu, ne olur ya. Aa, sor diyorum hadi. Öf, tamam tamam. Söyle bakalım canım oğlum. Yeni yılda Noel Baba ne getirsin sana? Bisiklet. Şuş ulan, senin Noel Baba'nın maaşından haberin var mı? Düş biraz. O zaman uzaktan kumandalı helikopter. Kurtarmaz. Noel Baba alıyor 900 lira maaş. Daha ucuz yollu bir şey söylesen. O zaman uzaktan kumandalı araba. O da olmaz. Noel Baba doğalgaz faturasına 90 lira ödedi bu ay. Normal oyuncak araba? İmkanı yok. Noel Baba'nın 500 lira kirası var zaten. İn biraz, in sen, in. Ay Nail yeter, kırma çocuğu. Bak oğlum, Nail Baba'nın yani Noel Baba'nın cebinde kalmış ay sonuna kadar 40 lira. Gel sana bir topaç getirsin Noel Baba. Anlaşın işte. Hadi lan ayağın alışsın en azından. Topaç mı? İyi tamam peki baba. Aferin benim oğluma. Bak çocuk Noel Baba'nın halinden anlıyor işte. Baba. Efendim oğlum. Noel Baba'nın kızağı var ya. Ha. Neyse büyümsün, terbiyemi bozmak istemedim. Lan. Sayın seyirciler, milletvekilleri orta gelir grubuna göre çok daha fazla kazandıkları halde her zaman maaşlarının düşüklüğünden şikayet ederler. Bunun çaresini de ek işlerde çalışmakta bulurlar. İzliyoruz efendim. Evet, Sayın Kapuska söz istemişti. Buyurun Sayın Kapuska, söz sizin. Teşekkür ederim Sayın Başkan, sağ olun. Bakın değerli milletvekilleri, maden işçileri ölüyor. Her yıl yüzlerce maden işçisi göçük altında kalarak can veriyor. Bunu artık dikkatinizi çekmek istiyorum. Ha, bak bu önemli bir konu. Evet, kesinlikle dikkate değer. Efendim, güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden can veriyor bu insanlar. Yani kadrolar boşalıyor. Yani madenlere yeni işçi gerekiyor, öyle değil mi? Bu yüzden konunun araştırılması için bir soru önergesi vermek istiyorum. Vallahi harika olur. Maaş ne kadar? Mesai kaçta başlıyor? Yol yemek var mı? Peki prim? Prim şart. Ya özel sağlık sigortası? Allah aşkına ne diyorsunuz siz sayın vekiller? Hayır yani o madencilerin yerine biz işe girelim diyoruz ya. Malum ek iş lazım, geçinemiyoruz. Yalnız biz öyle madene falan giremeyiz. Ankara'dan buradan internetten görüntülü falan bağlanırız. Arada görünsek yeter. Bu bir araştırılsın, pazartesi başlarız. Başlarız. Sayın Başkan, ben soru önergemi geri çekmek istiyorum müsaadenizle. Evet, isabet olur Sayın Hatip, isabet olur. Sayın seyirciler, ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek için 3 yılda bir yapılan PISA araştırmasında Türkiye 65 ülke arasında 45. sırada çıktı. Özellikle matematik alanında çocuklarımız çok aşağı sıralarda. Buyurun izleyelim efendim. Hocam, müsaadenizle çocukları bir sözlü yapacağım. Tabii müfettiş bey, buyurun buyurun lütfen. Sen. Kalk bakayım çocuğum. Buyurun müfettiş bey. 3 kere 4. 3 kere 4 yani 4+4+4. 2012-2013 döneminde Türkiye'de başlayan yeni eğitim sistemidir. 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul ve 4 sene liseden oluşur. Evladım onu demiyorum. Sen önce bir 4'leri çarp bakayım. Çarpınca ne oluyor? Bu sistemde önce 60 aylık çocuklar çarpılmıştır. Yeni sistemde 66 ayı geçen çocukların okula katılması zorunludur. Yahu onu demiyorum. Çorbaya döndürdün iyice. Evet, sisteme ilk geçişte birinci sınıflar aşırı kalabalıklaşmış ve çorbaya dönmüştür. Neyse evladım, biz en iyisi başka soruya geçelim. Daha basit bir şey sorayım. 8'i 2'ye böldük. Kaç çıktı? Ama 8 2'ye bölünmez ki. Nasıl bölünmez? Niye? Çünkü 8 yıllık eğitim kesintisiz bir eğitim sistemidir. Bölünemez. 1997 yılında geçilen bu sistem ile ilkokul ve ortaokullar birleşmiş ve ilköğretim okulu adını almıştır. Tamam tamam, unut sen 8'i filan. 36'nın karekökünü söyle bana. 36 seviye belirleme sınavı yani SBS'nin bu yıl son kez yapılmasının ardından öğrencilerin bir senede gireceği sınav sayısıdır. Bu sistem hayata geçtiğinde 8. sınıfa geçen bir ortaokul öğrencisi liseye geçiş için Aralık ve Nisan aylarında ortalama 12 sınava girecektir. Daha sonra 6. ve 7. sınıflarda bu yeni sisteme dahil olacaktır. Ya sus, tamam sus. Hocam bu ne rezalet ya? Çocuğun matematiği felaket. Sorduğum hiçbir soruya doğru dürüst cevap veremedi. Müfettiş bey, yeni sistemlere adapte olmaktan çocukların matematiği gelişmedi ki ben ne yapabilirim? Ben anlamam beyefendi, ben anlamam. Sizi bakanlığa rapor edeceğim. Hadi neyse, iyi dersler. İyi günler efendim, iyi günler. Ulan Buğra, rezil ettin lan beni. Otur, sıfır. Sıfır mı? Daha öyle bir sisteme geçmedik ki öğretmenim. Sus bakayım, bir çakacağım, göreceksin şimdi sistemi.
Sayın seyirciler, adaletin geç tecelli etmesi ülkemizdeki en önemli problemlerden biri. Hakimler ise bu sıkıntıdan sadece kendilerinin sorumlu tutulmasından şikayetçi. İzliyoruz efendim. Heh, yaz kızım, dava açıldı, sanık huzurda görüldü, sana soruldu. Olayı anlat. Heh, şimdi hakim bey. Heh, yaz kızım, sanık dinlendi, suçunu kabul etmedi, deliller incelendi, bilirkişiye soruldu. Sayın bilirkişi, görüşünüz nedir? Şimdi sayın hakim. Heh, yaz kızım, bilirkişi dinlendi. Silahta sana ait parmak izine rastlanmadığını belirtti. Savunma makamına soruldu. Bir şey diyeceğiniz var mı? Şimdi sayın hakim, şöyle ki... Heh, savunma makamı dinlendi. Yüce Türk adaletine güvendiğini ve beraat talep ettiğini söyledi. Tanığa bakıldı, huzurda olduğu görüldü, tanığa soruldu. Tanık, olaya şahit misin? Sayın hakim bey, ben olaya... Heh, yaz kızım, tanık dinlendi. Olay günü saat 22.38 sularında, yani olayın vuku bulduğu zaman dilimi içinde sanıkla birlikte olduğunu ve bu suçu işlemesinin olanaksız olduğunu söyledi. Daha hızlı yaz kızım. Gereği düşünüldü, karar verildi. Sanığın beraatine karar verildi. Tarih, imza, pakette gitsin. Ne kadar oldu? 1 dakika 21 saniye hakim bey. İyi ama daha iyi olabilir. Hadi bakalım, bu sefer daha hızlı. Mübaşir, sıradaki dava. Hadi daha hızlı. Vay be, hakime bak. Davalar hızlansın diye artık leb demeden leblebiyi anlamaya başladı vallahi. Anlaması mı var? Adamın 3. gözü açıldı. Artık davalar hakime malum olmaya başladı. Vallahi helal olsun. Allah. Hadi evladım, oyalanmayın. Sıradaki dava. Geldim hakim bey. Dur bakayım. Tamam, karar verdim bile. Yaz kızım, sanın 8 yıl hapsine. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.